Katar'da, Doha'da Dünya Kupası heyecanı giderek artan seviyesiyle devam ediyor. Zira artık eşleşmeler de belli oluyor. Tabii bazı eşleşmelerin spesifik noktaları olduğunu düşünüyorum maçları yorumlarken. Hollanda Birleşik Devletler bu anlamda en öne çıkan eşleşme bence. Birleşik Devletler'in çok atletik, hızlı, geleceğe yatırımı yüksek ve geleceği parlak bir takımı var. İleride unvanlara aday olacağını, hatta kazanabileceğini bir zamanlar soccer dedikleri oyundan çok uzak olan Amerikalıların başka bir seviyeye çıkacağını düşünüyorum. Ama zaman bu zaman mı? Bence değil. Evet, sinyalleri gördük ama daha gelişmesi gereken çok taraf var. Tabii Hollanda maalesef istediğimiz, sevdiğimiz, beklediğimiz total Hollanda'sı değil. Özellikle Van Hal hocamla beraber daha kazanalım da ondan sonrasına bakarız haline geldiler. Bu biraz DNA'ya uymuyor bence. Ha şu var, şu savunma hattı, o klasik aklımızda yer eden Hollanda takımlarında olsaydı belki şimdi bir dünya şampiyonluğu üzerinde konuşuyor olabilirdik fikrindeyim. Ama oradaki hücumcuların da hiçbiri bu takımla neredeyse yok. Evet, hani De Jong, Depay, Dumfries, yani isimleri ekleyebilirsiniz. Ve fakat Van Persie bir numarası, Van Basten, Bergkamp, Van Nistelrooy, Lucien Hurtelaar, öyle de bir hücum bitiriciliği göremiyorsunuz. Oyunun biraz kısır geçeceğini düşünüyorum. Genç Amerika'nın zaman zaman zorlayacağını ama bu kompakt savunması daha önde olan Hollanda'nın maçı kazanacağını, turu da geçeceğini düşünüyorum. Arjantin kötü başladı belki turnuvaya ama hep konuştuğumuz konu ayağınızın yolun başında takılması, yolun ortasında ya da sonunda takılmasından her zaman evladır. Biraz öyle oldu. Oyun giderek gelişti. Kendilerine güven de geldi. Bir de benim evlatlardan Alvarez'in 11'e monte edilmesi, hep konuşuyorduk bunu. Biraz hücumda zenginliği arttırdı, Messi'yi rahatlattı diye düşünüyorum. Ki Polonya'nın ne kadar katı savunma yaptığını hep beraber gördük. Avustralya'yı yenerek yollarına devam edeceklerdir. Beklenenden de farklı bir skor çıkar mı? Sanki bana öyle geliyor. Japonya, Hırvatistan. Valla Japonya hepimizin göz bebeği. Keyifle izliyoruz. Yani yıllardır zaten onlarla ayrı bir sevgimiz, saygımız var. Bir Tsubasa hayranlığımız var. O yüreği görüyorsunuz bu takımda ama sadece yürek, bilek, böbrek işi değil. Yıllardır gelen bir proje takımı. Düzenli olarak turnuvalara katılan ve sürekli gelişen bir oyun yapısı Japonya'da yansıyor. Bir de maçların ikinci yarılarında Clark Kent gözlüğünü çıkarıp Superman pelerinini takıyorlar. Burada Hırvatistan'ın deneyimi özellikle eleme ayaklarında bence fark oluşturacaktır. Ama Japonya'nın yine son ana kadar bu işi götüreceğini düşünüyorum. Bence çok dengeli maç. Öyle yaklaşmak lazım karşılaşmaya. İngiltere-Senegal mücadelesiyle devam edelim. İngiltere'nin şampiyonluğun en büyük iki ya da üç adayından biri olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların formu çok yerinde. Kuvvetleri yerinde. Oyun planları keza öyle. İstedikleri zaman muslukları sıkıp, istedikleri zaman kapatıp açabiliyorlar. Bu bağlamda hücum hattında da zaman zaman sıkıntı yaşayan Senegal'e karşı turu maç galibiyetine alarak geçecekleri fikrindeyim. Fransa-Polonya, açıkçası Polonya'nın çok sert bir duvar oluşturacağını düşünüyorum Fransa'ya karşı. Ve fakat gol bulmakta da çok zorlanacaklardır. Bu turnuva benim turnuvam olacak diyen bir Kylian Mbappe var. Bunu da gösteriyor. MVP'yi istiyor, gol krallığını istiyor, kupayı istiyor. Bütün konuştuğumuz büyük yıldızların, hatta goatların önünde bitireceğim mesajı vermek istiyor. Polonya elbette duvara örecek ama yine de bu turu Fransa maçı kazanarak geçecektir. Polonya gol bulabilir mi? Bir duran toptan gol bulabilir gibi geliyor bana. En azından Lewandowski'nin böyle bir imzası olabilir. Hem sadece hissi kabilel mutlu değil. Aynı zamanda biraz mutlara baktığımda, taktik ilmanlar üzerine düşündüğüm
şekilde istiyorlar oyunu sıkıştırıp bir gol bulabilmeyi ama Fransa daha fazla atacaktır. Son olarak pas İspanya diyelim. Ya herkes şeyi konuşuyor ya, İspanya bilerek tercih etti kardeşim. Hani bu yolu. Ben tam öyle düşünmüyorum. Biraz oyunları, ki ben bir total futbol aşığı, bir Barcelona sever olarak oyunu artık tam anlamıyla sadece burada sürdüren, İspanya'da sürdüren bir olgu olduğunu düşünüyorum ve çok seviyorum İspanya oyununu. Ama sanki eksik bazı parçalar var. Mesela bununla ilgili güzel bir yazı da vardı. Guardiola'nın pas oyununda baskı yoğunluğu ve zaman zaman risk alma seviyesi artabiliyor. İspanya biraz sanki gaza basması gerektiği zamanlarda daha yavaş hareket edebiliyor. Tabii burada pas gibi bence herkesin konuştuğundan iyi bir takıma karşı biraz daha o gaza basma ihtiyacını duyacaklar ve duymalılar. Pas zorlayacaktır İspanya'yı. Beklenenden de daha fazla zorlayabilir ama maçı kazanarak İspanya'nın turu geçeceğini düşünüyorum. Heyecan sürüyor. Bakalım neler olacak dünya kupasında.